Partideki tartışmaların merkezindeki isim bir savunma yaptı. Disiplin kuruluna sevk edilmişti biliyorsunuz. Kesin ihraç talebiyle Ümit Dikbayır. Bir dönem Meral Akşener'in çok yakınında olan bir isimdi. Ancak şu an geldiğimiz noktada artık karşı karşıyalar. Her ne kadar güneş yerinde her şey yolunda dese de Meral Akşener partisinin içindeki tartışmalar da hala devam etmekte. Şimdi Dikbayır'dan savunma istenilmesine hakkında soruşturma başlatılmasına ve tedbir talebinin de kabulüne karar vermişti kurul. Ümit Dikbayır savunmasında neler söyledi? Aslında hakkındaki tüm iddiaları teker teker reddediyor savunmasında. İyi Parti Müşterek Disiplin Kurulu şimdi gelecek hafta Dikbayır hakkında artık son kararını da verecek. Siz partiden istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Bu partinin kurucularındanım ben. Hele ki üzerimde böyle iftiralar, böyle çirkefçe şeyler varken asla etmem. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Partisinin hakkında başlattığı soruşturma kapsamında savunmasını yaptı. Genel Başkan beni çağırsaydı, ben artık seninle çalışmak istemiyorum deseydi, ben ikinci cümleyi kurdurmazdım Genel Başkan'ı. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 3 ayrı konudan 4 maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 22 Kasım'da sevk edildi disiplin kuruluna. Dikbayır'ın savunmasına Anka Haber Ajansı'ndan Mahir Bağış ulaştı. Buna göre Dikbayır'ın taciz iddiası, Genel Başkan Akşener ve parti yetkilileri aleyhinde asılsız beyanları ve seçim çalışmaları kapsamında partiden şahsi menfaat sağlamak fiilini işlediği gerekçesiyle ihracı istendi. Dikbayır ise iddiaların tümünü reddetti. 5 sene önce partiden atılmış bir kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. Ben bu ilişkiyi fark ettim. Bu çocuk özel kalem Esma Beker. Bu işi kapatıyorlar. Kızı işten çıkarıyorlar. Ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bir nefret var. Bu kızdaki bu nefreti bildikleri için bu kızı 5 sene sonra tutuyorlar. Diyorlar ki sana biz yine iş vereceğiz. Muhtemelen eline 3-5 kuruş para verdiler ya da verecekler. Diyorlar ki sen böyle böyle bir şey yapar mısın? Bu kızcağız da yaparım diyor. Hakkındaki iddiaların başında taciz yer alıyor. İddiaya göre Dikbayır 5 yıl önce genel merkezde çalışan bir personeli taciz etti. Dikbayır ise o iddiaya karşı savunmasında iftira olduğunu dile getirdi. Cinsel dokunulmazlığı ihlale ilişkin savunma yapmak bile şahsiyetimi rencide edici dedi. Şahsımın SD isimli kişiye Instagram üzerinden mesaj attığım, şahsın beni reddettiği, bu durumu başka bir çalışana bildirdiği, o çalışanın da bir danışmana durumu aksettirdiği, kendisinden olaya ilişkin ekran görüntülerinin istendiğini ancak işinden olmaktan korktuğu için ekran görüntüsünü sildiği iddiasıdır. Bunun ardından bir hafta sonra işten çıkarıldığını belirten bir dilekçedir. Dilekçenin başında özel kalem müdürü Esma Beker'in kocasıyla ilişki yaşadığı için işten çıkarıldığına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı için bu açıklamayı yapmak için dilekçe yazdığı belirtilmektedir. Cinsel dokunulmazlığı ihlal ettiğim gibi kabul edilemez bir iddia ileri süren Sayın Genel Başkan'ın bu kanaate erişmesini sağlayan böylesi bir belgeden ibarettir. Dikbayır iddianın üzerinden 5 yıl geçtiğini, tüzük gereği soruşturma açılamayacağını söyledi. İddiaların dile getirildiği tarihe zamanlamaya dikkat çekti. İftirayı atan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağım dedi. Ve genel başkanla parti yetkilileri aleyhinde haksız beyanlarda bulunduğu iddiası. 20 Kasım tarihine kadar sosyal medya platformlarında ya da basın yayın kuruluşlarında asılsız iddiada bulunmam ve bunları tekrarlamam söz konusu değildir. Disiplin suçunun konusunu oluşturan eylem asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamaktır. Ancak disipline sevkime dair yazının ekinde şahsıma ait hiçbir ifade, açıklama, basın yayın kuruluşlarına verilmiş röportaj vesaire yer almamaktadır. Kesin ihraç talebiyle disipline sevkinin üçüncü sebebi ise seçim çalışmaları kapsamında Sakarya mitingi için bastırılan Akşener broşürlerini basan şirkete 309.325 liralık ödemenin yapılmaması, bedelin genel merkez tarafından ödenmesinin istendiği iddiası. Sipariş dökümünden anlaşıldığı kadarıyla İyi Parti'nin seçim sürecinde yaptığı Sakarya mitingi ile ilgili İyi Parti logolu olarak yaptırılan afişlerin konu olduğu bir iş yapılmıştır. Başbakan Akşener yazan bir elde tutmalı 5 milimetre dekatoyla ben nasıl bir şahsi menfaat sağlamış olabilirim? Partiye yapılmış olan bir işin yine parti tarafından ödenmesi de hayatın olağan akışındandır. Şirket genel merkezin çalıştığı bir şirkettir. Dikbayır savunmasında iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediğini, hatta hiçbir delilde bulunmadığını söyledi. Bu nedenle kesin çıkarma talepli disiplin soruşturmasında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Dikbayır sözlü savunmaya dair müşterek disiplin kuruluna bir talep de iletmedi. Disiplin kurulunun gelecek hafta toplanarak karar vermesi bekleniyor. Kararın Dikbayır'a ulaşmasının ardından da itiraz süreci başlayacak. Kimi istemiyorlarsa, kimi göndermek istiyorlarsa, kimden kurtulmak istiyorlarsa ya taciz diyorlar. Benim çoluk çocuğumu medyanın önüne attı. Asla hakkımı helal etmiyorum.